Merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile birlikteyiz. 1. dönem ikinci yazılıya hazırlık yapacağız bu videomuzda peki hangi konular var arkadaşlar hücre zarından madde geçişlerine kadar var zaten e, müfredatta oraya kadar olması gerekiyor sınavın umarım daha sonrası yoktur sizin için e, daha sonrası da varsa hani hücre zarından madde geçişleri de varsa zaten az bir konu orayı da siz halledersiniz diye düşünüyorum ama ben müfredata göre hazırladım soruları ilk önce boşluk doldurmamız var daha sonra eşleştirme sorumuz var sonra da klasik sorularımız var Kısa bir tekrar olarak düşünebilirsiniz. Ee, en başta hücre zarından madde geçişlerine kadar video çekimimiz olacak. Bilginiz olsun. Bir de başlamadan önce şunu söyleyeyim arkadaşlar. PDF olarak açıklama kısmından da sınav alabilirsiniz sınav kağıdını Siz önce bir çıkarın ya da e telefonunuzdan çözün. Daha sonra benim çözümlerime bakarak doğrularınızı yanlışlarınıza bakarsınız. Genel bir tekrar yapıyoruz diye düşünebilirsiniz. Hemen başlayalım boşluk doldurmalardan. Diyor ki canlılar hücre yapılarına göre ikiye ayrılır. Biz canlıları ne diye ikiye ayırıyoruz arkadaşlar hücre yapılarına göre? Prokaryot ve ökaryot olarak ikiye ayırıyoruz. Prokaryot ve ökaryot diye ikiye ayırıyoruz. Bu arada... Telefondan çekip parmağımla yazdığım için böyle Birazcık yazılarım kötü olabilir, haberiniz olsun. Organizmalardaki yapım ve yıkım tepkimelerine ne diyoruz arkadaşlar? Biz tabii ki metabolizma diyoruz, değil mi? Metabolizma. Peki yapım tepkimelerine ne diyoruz? anabolizma, yıkım tepkimelerine de katabolizma diyoruz arkadaşlar. Bu da aklınızda bulunsun. Organik bileşiklerin yapısında hangi atomlar bulunur? Organik bileşiklerin inorganik bileşiklerden ayıran en önemli özellik yapısındaki atomlardır. 3 tane atom vardır arkadaşlar. Bunlarda karbon, hidrojen ve oksijen atomları bulunur. Bir arada bulunur unutmayın. Karbon, hidrojen ve oksijen bir arada bulunuyorsa bu bir organik bileşiktir. Bunu unutmayın. Su moleküllerini bir arada tutan hidrojen bağlarının etkisiyle hangi kuvvet oluşur? Bakın bizim iki tane kuvvetimiz var. Biri adezyon kuvveti, diğeri de kohezyon kuvveti. Su molekülleri aynı moleküller olduğu için aynı moleküllerin hidrojen bağlarıyla bir arada tutunmasını sağlayan kuvvet kohezyon kuvvetidir. Yani buraya biz kohezyon yazacağız. Peki adezyon nedir? Adezyon kuvveti de farklı moleküllerin bir arada tutulmasıdır. Mesela elinizde bir su şişesi varsa, mesela şişeyi sallayın, o su moleküllerinin dip kısmında şişenin, hani durduktan sonra şişenin dibinde suyun tekrardan birikmesi, Kohezyon kuvvetiyle olur. Su damlacıklarının şişeye yapışması ise arkadaşlar adezyon sayesinde olur. Yine yağmur yağdığında yağmur damlacıklarının cama yapışması adezyon kuvvetidir. Unutmayalım. Adezyon farklı moleküllerin bir araya gelmesidir, farklı moleküllerin tutunmasıdır. Kohezyon ise aynı moleküllerin hidrojen bağıyla tutunmasıdır. Beşinci soru. Suda çözündüğünde hidrojen iyonu veren bileşiklere biz ne diyoruz arkadaşlar? Asit diyoruz, değil mi? Suda çözündüğünde hidrojen iyonu veren bileşiklere asit diyoruz. Hidroksil yani OH iyonu verenlere ne diyoruz? Bunlara da baz diyoruz. Asitler ekşidir. Bazılar ise acıdır arkadaşlar. Bazılarıyla ile kayganlık hissi verir. Mesela deterjanların çoğu nedir? Baz yapısındadır. Kemik ve dişlerin yapısına katılan element nedir tabii ki arkadaşlar? Kemik diyorsak zaten direkt aklımıza kalsiyum gelecek. Kalsiyum yazacağız. Karbonhidratlar şeker sayılarına göre 3 ayrılır demiş. Nasıl ayırıyoruz biz bunları? Monosakkarit, disakkarit ve polisakkarit olarak üçe ayırıyoruz. Mono zaten bir demektir. Bir şekerliler. Disakkarit di iki demektir. İki şekerliler. Poli ise çok anlamında kullanılır arkadaşlar. Çok şekerlilerdir. Monomerleri birleşerek polimer ve su oluşturduğu tepkimelere ne tepkimesi diyoruz? Dehidrasyon tepkimesi. Dehidrasyon. Peki dehidrasyon tepkimesinin tam tersi yani polimerlerin su ile birleşerek parçalanmasına ne diyoruz? Buna da hidroliz diyoruz. Hidro su demektir. Liz ise parçalamak demektir. Dolayısıyla hidroliz ne oluyor? Su ile parçalama olayı oluyor. Dehidrasyonun tam tersidir. Yani şöyle düşünün bakın. A ve B monomeri birleşip C artı suyu oluşturuyorsa biz bu olaya dehidrasyon diyoruz. Dehidrasyon. Ama bunun tam tersi olur. C maddesi suyla parçalanırsa arkadaşlar biz buna da ne diyoruz? Hidroliz diyoruz. Bu arada hidroliz ve dehidrasyon olabilmesi için büyük moleküller olması lazım. Yani şöyle düşünün. Monomer nedir? Monomer yapı taşıdır. Bakın monomer. Monomer yapı taşı. Organik moleküllerin yapı taşına biz Monomer diyoruz. Mesela karbonhidratların yapı taşı nedir? Genel olarak glikozdur. Proteinlerin yapı taşı nedir arkadaşlar? Amino asittir değil mi? Amino asitler monomerler. Peki amino asitlerin bir araya gelerek protein oluşturduğu tepkimelere ne diyormuşuz? Dehidrasyon. Proteinlerin suyla parçalanarak amino asit oluşturmasına ne diyoruz? Ona da hidroliz diyoruz. Hidro su demek. Liz parçalamak demektir. Su ile parçalama anlamında kullanılır. Gelelim. 9. sorumuza diyor ki trigliseritlerin yapısında 3 tane nokta nokta bir tane de nokta nokta bulunur. Trigliserit yani yağlardan bahsediyoruz. Trigliseritlerin yapısında bir molekül gliserol bulunur arkadaşlar. Gliserol bir alkol çeşididir. 3 tane de yağ asidi bulunur. Yağ asidi bu şekilde bağlanıyor. Arasında hangi bağ kurulur? Ester bağı kurulur. Her bir bağ kuruldukça da bir molekül su açığa çıkar. O zaman 3 tane ne vardır? Yağ sidi. Bir tane de ne vardır? Gliserol molekülü vardır. Bu şekilde yazdık. 10. sorumuz. Peptit bağları kurulurken birinci amino nokta nokta grubu ile ikinci amino nokta nokta grubu arasından bir molekül su çıkar. Bu arada peptit bağları proteinlerin yapısında oluşan bağlardır arkadaşlar. Şimdi amino asitlerin yapısına baktığınız zaman ortada bir karbon atomu, karbon atomuna bağlı bir hidrojen, bir amino grubu vardır. Bir radikal grup, değişken grup dediğimiz grup vardır. Bir de karboksil grubu vardır. Karboksil grubunu ben burada şöyle açarak göstereceğim. OH, O. Bu şekilde gösterdik. Bu birinci aminostimiz. İkinci aminosti de şöyle göstereceğim. Yine ortada bir karbon atomu. Karbona bağlı karboksil grubu. Daha sonra hidrojen, radikal. Burada da amino grubunu açarak göstereceğim arkadaşlar. Şöyle hidrojen hidrojen olarak gösterelim. Şimdi birinci aminostin Karboksil grubu ile ikinci amino amino grubu arasında bir bağ kurulacak. Peptit bağı. Bu bağ kurulurken de arkadaşlar karboksilin OH ile aminonun hidrojeni arasında bağ kuruluyor. Ve buradan bir molekül su açığa çıkıyor. Bu şekilde peptit bağ kurulmuş oluyor. O zaman ben buraya şunu yazacağım. Bakın birinci amino asitin karboksil grubu karboksil ikinci amino asitinde amino grubu arasında bir molekül su açığa çıkar. Bir kimyasal tepkimenin başlaması için gerekli olan en düşük enerji miktarına biz ne diyoruz arkadaşlar? Buna aktivasyon enerjisi diyoruz. Enzimler ne yapıyorlar? Aktivasyon enerjisini düşürerek tepkimeyi hızlandırıyorlar. Yağda çözünen vitaminler nelerdir? 4 tane yağda çözünen vitamin vardır. Bunlar kodluyoruz değil mi? Adek vitaminleri. A vitamini, D, E ve K vitaminleridir. Yağda çözünen vitaminler. Yağda çözünen vitaminler vücutta depo edilir. Karaciğerde unutmayın. DNA'ya özgü baz, DNA'ya özgü baz nedir? Timindir. Timin. RNA'ya özgü baz nedir arkadaşlar? Urasildir. Urasil. RNA çeşitlerini sormuş bize. 3 çeşit RNA vardır. Nedir bunlar? Yazılar karışmasın şuraya yazalım. Mesajcı RNA, ribozomal RNA ve taşıyıcı RNA olarak 3 tane RNA çeşidi vardır. Mesajcı RNA DNA'dan bilgiyi alır. Ribozomal RNA ribozomun yapısına katılır. Taşıyıcı RNA da protein sentezi için amino asit taşır arkadaşlar. 16. sorumuza gelelim. Hücrede bulunan çift zarlı organelleri sormuşuz. Çift zarlı iki tane organel vardır. Nedir bunlar? Birisi mitokondridir. Mitokondri. Diğeri de plastitlerdir arkadaşlar. Plastitleri üçe ayırıyoruz. Onları da söyleyelim. Nedir bunlar? Kloroplast, kromoplast ve lekoplasttır. Kloroplast bitkilerde yeşil rengi veren ve fotosentezi gerçekleştiren yapıdır. Kromoplast bitkilere sarı, turuncu ve kırmızı renklerini verir. Lokoplast ise renksizdir ve yine bitkilerde nişasta, yağ gibi moleküllerin depolandığı plastittir arkadaşlar. O zaman mitokondri ve plastit neymiş? Çift zarlı organellermiş. Böylece biz ne yaptık? Boşluk doldurmaları bitirmiş olduk. Şimdi gelelim eşleştirmeye. Eşleştirmede ise şeyi sordum. <laughs> organellerin görevleriyle eşleştirme olayını sordum. Şimdi bakalım. Protein sentezine hangi organel yapıyor? Ribozom değil mi? Ribozomun yanına hemen bir yazdım. İpliği oluşumunu kim sağlıyor arkadaşlar? İpliğini kim oluşturuyor? Sentrozom. Bakın sentrozoma hemen iki yazdım. Salgı paket. Hücrede salgı paket yapan hangi organeldir? salgı golgi salgı golgi o zaman ne yapacağız golgi'ye 3 yazacağız besin depolama olayını kim yapıyor arkadaşlar depolama dediği zaman koful aklınıza gelecek o zaman kofula 4 yazıyorum fazla suyu depolayıp atma şimdi bizim kofullarımız çeşitlerine ayrılıyor besin kofulu boşaltım kofulu kontraktil koful merkezi koful gibi Kontraktil koful bunların içerisinde tatlı sularda yaşayan bir hücreli canlılarda bulunuyor. Ök arık canlılarda. Mesela paramesyum. Paramesyum tatlı suda yaşadığı için hücresinin içerisine sürekli su giriyor. Su girdiği için de bu su bir süre sonra paramesyuma zarar vermeye başlayacak. Bu yüzden de kontraktif koful devreye girer. Ne yapar? Suyu depo eder arkadaşlar ve ATP harcayarak fazla suyu dışarıya atar. Dolayısıyla burada cevabımız kontraktif koful olacak. Kontraktif kofula şöyle 5 yazdık. Hücre içi sindirim. Sindirim deyince liz gelecek aklınıza bakın. Liz, hidroliz, suyla sindirim. O zaman hücre içi sindirimi de kim yapar? Lizozom yapar. 6 yazacağız lizozoma. Madde iletimi. Arkadaşlar madde iletimini yapan hücre içinde, hücre içinde bir zar sistemi gibi, şöyle bir yol gibi görev yapan, bakın bu çekirdek hücre zarıyla çekirdek zarı arasında şöyle bir bağlantı kurar. Biz buna endoplazmik retikulum diyoruz. O zaman ER'ye 7 yazacağız. Hidrojen peroksitin parçalanması H2O2 hidrojen peroksittir. Hidrojen peroksiti kim parçalar? Zaten ismi de buradan geliyor. Peroksizon parçalar arkadaşlar. Peroksizoma 8 yazıyoruz. Enerji santrali. Hücrede enerji santrali olarak görev yapıp ATP'nin üretiminden sorumlu olan organel kimdir? Tabii ki mitokondridir. 9 diyoruz. Fotosentezi de zaten kim yapıyor? Kloroplast. Kloroplastın yanına da 10 yazıyoruz. Bu şekilde eşleştirme soruları da yine organellerin görevlerini ezberlemeniz için oldukça kolaydır. Şimdi gelelim canlıların ortak özelliklerinden 5 tanesini yazınız demiş klasik sorularda. Şimdi ben size söyleyeceğim, yazmayacağım buraya. Video çok uzun olmasın diye. Nedir canlıların ortak özellikleri? Mesela hücresel yapı, Canlılar ya prokaryotik hücre, hücreye sahiptir ya ökaryotik. Genel olarak ne diyeceğiz? Hücresel yapıya sahiptir. Daha sonra boşaltım yapabilirler. Hücresel solunum yapabilirler tüm canlılar. Sonra e, metabolizmalarını sağlarlar arkadaşlar. Metabolizma ortaktır yine. Çevreye uyum sağlarlar. Yani adaptasyon ortaktır. Homeostasiyi sağlarlar. Homeostasi nedir? İç denge. Hücrenin içerisindeki dengeyi sağlarlar. Sonra üreyebilirler bunlar nedir? Canlıların ortak özellikleridir. Zaten 5 tanesini demişiz. Biz birkaç tane daha fazladan söyledik. Demiş ki tek katlı zara sahip organelleri yazınız. Şimdi ben size şöyle bir organel tablosu yapayım. Şöyle organeller diyelim. Şimdi biz organelleri zar yapılarına göre 3 ayırıyoruz. Biri zarsız organeller. Diğeri tek katlı zara sahip organeller. Diğeri de Çift katlı zara sahip organeller. Zarsız olan organel iki tanedir. Bunlardan bir tanesi ribozom, diğeri de sentrozomdur. Ribozom protein sentezini yapıyordu, sentrozom da ipliğini oluşturuyordu hücre bölünmesi sırasında. Tek katlı zarlı organellere gelmeden önce çift katlıyı söyleyeyim. Zaten geriye kalanları tek katlıya yazacağız. Çift katlı olanlar boşluk doldurmada da sormuştuk. Neydi? Mitokondri ve plastitler. Plastitler de kendi içinde üç ayrılı ayrılıyordu. Kloroplast, kromoplast ve lökoplast. Geriye kalanları tek katlıya yazıyoruz bakın. Geriye ne kaldı? Geriye koful kaldı mı? Evet. Koful. Golgi kaldı mı? Golgi aygıtı. Evet. Daha sonra endoplazmik retikulum kaldı. Lizozom yine arkadaşlar tek katlıdır. Peroksizom da yine tek katlı zara sahiptir. O zaman tek katlıları sorduğu için koful, golgi, endoplazmik retikulum, lizozom ve peroksizom dedik. Üçüncü soru, hücre teorisinin maddelerini yazınız demişim. Bilim insanları hücreyi araştırırken hücre teorisi diye bir teori ortaya atıyorlar. Peki bu teorinin maddeleri nelerdir? Yine sözlü olarak söyleyeceğim bunları. Arkadaşlar birinci madde şu diyor ki hücre teorisinde diyor bütün diyor canlılar hücrelerden oluşmuşlardır. Yani canlıların en küçük yapı birimi nedir? Hücredir. Tamam bunu anladık diyor ki her canlının kendine ait bir genetik materyali bulunur. Genetik materyal derken de DNA'dan bahsediyor. Yani her hücrede DNA vardır diyor. Tamam. Bu da ikinci maddesi. Diyor ki şu an bulunan hücreler önceki hücrelerin bölünmesi sonucunda oluşur diyor yani diyor bir hücre mitoz ya da mayoz bölünme geçirmiştir ve yeni hücreyi oluşturmuştur diyor bu da bir e, maddesidir arkadaşlar hücre teorisinin ve hücreler diyor canlılardaki en küçük yapı birimidir diyor bakın hücreden daha küçük olan yapı birimleri vardır organeller vardır mesela ama onlar tek başlarına iş yapamıyorlar hücresel bir organizasyonda olmaları lazım, iş yapabilmeleri için. O yüzden canlıların en küçük yapı birimi hücre olarak alınıyor. Hücre teorisini maddelerini de bu şekilde düşünebiliriz. Dördüncü soruya gelelim. Diyor ki: Polisakkaritleri bitkisel ve hayvansal olarak sınıflandırdınız. Hemen sınıflandıralım. Şurayı silelim. Şöyle. Arkadaşlar polisakkaritler polisakkaritler. 2 ayırıyoruz ilk önce polisakkaritleri. Bir yapısal olan polisakkaritler vardır. Bir de deposal olan polisakkaritler vardır. Yapısal olanlar yapıya katılırlar. Deposal olanlar da depo maddesi olarak kullanılırlar. Zaten dört tane polisakkarit var. Şimdi yapısal olan iki tane polisakkarit vardır. Nedir bunlar? Biri selülozdur. Selüloz. Diğeri de kitindir. Selüloz bitkilerde hücre duvarının yapısına katılır. Kitin ise arkadaşlar hayvanlarda, omurgasız hayvanlarda hücre iskeletinin dış iskelet var ya hücren, hücre iskeleti demişim pardon. Ee, dış iskeletin yapısına katılıyor. Bir de mantarlarda hücre duvarının yapısına katılıyor kitin. Bir de kitin de ayrıca azot elementi vardır. Bakın N harfiyle bitiyor. Zaten azotun formülü de neydi? Sembolü neydi? Neydi evet. Şimdi deposal olanlar da 2 tanedir. Yine biri nişastadır. Nişasta bitkilerde fazla glikoz nişasta olarak depo ediliyor. Diğeri de glikojendir. Glikojen arkadaşlar hayvanlarda fazla glikozun depo şeklidir. O zaman ben bitkisel ve hayvansal olarak ayırırsam bakın şöyle böldüm. Selüloz ve nişasta bitkiseldir. Şuraya yanına bitki yazdım. Kitin ve glikojen nedir? Hayvansaldır. Bu şekilde ayırmış olduk. Hem yapısal deposal ayırdık hem de bitkisel hayvansal olarak ayırdık. Gelelim 5. sorumuza. Diyor ki hücre iskeleti elemanlarını ve görevlerini yazınız. Şimdi hücre iskeleti elemanı 3 tane eleman vardır. Nedir bunlar? Birincisi mikrotübüller. Mikrotübüller ne yaparlar? Arkadaşlar Mikrotübüller ipliklerin oluşmasından sorumludur. Ayrıca sentrozomun da yapısını oluşturuyor. Çünkü sentrozom da ipliği oluşturuyordu. Daha sonra mikrotübüller sil, kamçı gibi hücrenin hareketini sağlayan yapıları oluşturuyorlar. Bir de mikrotübüller e, hücrenin içerisinde organellerin yerlerinin değiştirmesinde sağlıyor arkadaşlar. Sonra geliyorum ara filamentlere. Ara filamentler ara filamentler Birçok proteinin bir araya gelmesiyle oluşuyor ara filamentler ve bunlar daha kararlı yapıya sahiptirler. Ara filamentlerde e, hücrenin içerisinde bulunan organellerinin yerlerinin sabitlenmesini sağlıyor. Mesela çekirdeğin yerinin sabit olmasını sağlıyor. Endoplazm retikulumun yerinin sabit olmasını sağlıyor arkadaşlar. Hücrenin içerisinde hareket edebilecek olan organeller koful, gol gibi organellerdir. Diğerleri çok fazla hareket etmez. Daha sonra bir de mikro filamentler vardır mikro filament. Arkadaşlar bunlar da e, mesela yalancı ayak oluşumuna katılır. Bizim mesela amip dediğimiz bir hücremiz var değil mi? Bir yapı orga, e, bir canlıdır amip. Amip'e baktığımız zaman amip yalancı ayak oluşturarak şu şekilde yalancı ayakları olduğunu düşünün. Yalancı ayak oluşturarak besinini kendi içerisine alabiliyor. İşte bu yalancı ayak oluşumunu mikrofilamentler sayesinde yapıyor. Daha sonra Mikrofilamentler hayvan hücreleri hücre bölünmesini gerçekleştirirken boğumlanma dediğimiz olayı sağlıyor arkadaşlar. Yani hücrenin ikiye bölünmesini sağlıyor. Yine mikrofilamentler aktin dediğimiz proteinlerden oluşuyor. Mikrotübüller de tübulin dediğimiz proteinlerden oluşuyor. Ara filamentler ise çok sayıda proteinin yan yana gelmesiyle oluşuyor. Evet bu şekilde bunları da anlatmış olduk. Geliyoruz diyor ki bileşik enzimin yapısını anlatınız demiş. Hemen anlatalım arkadaşlar. Bileşik enzimin yapısını. Şurayı silelim. Şimdi bileşik enzim nedir? Normalde enzimler tüm enzimlerin yapısında protein vardır. Eğer bir enzim sadece proteinden oluşuyorsa biz bu enzime basit enzim diyoruz. Ama protein artı bir de yardımcı kısımdan oluşuyorsa arkadaşlar biz bu enzime bileşik enzim diyoruz. Bileşik enzimlerde protein olan kısmı biz apoenzim, apoenzim. Yardımcı olan kısmı ise ikiye ayırıyoruz. Yardımcı kısım iki şekilde olabilir. Ya organik bir madde gelip bağlanabilir ki bu organik madde genelde vitaminler oluyor. Vitamin ya da inorganik bir madde gelip olabilir arkadaşlar. İnorganik madde ise genelde mineraller oluyor. Hani şu kalsiyum falan var ya mineraller. Eğer organik bir madde gelip bağlanıyorsa biz buna koenzim diyoruz. Koenzim. Eğer inorganik madde gelip bağlanıyorsa buna da kofaktör diyoruz. Kofaktör. Apoenzim ve yardımcı kısmın yani bunlardan herhangi biri bir araya gelmesiyle oluşan enzime biz holoenzim, holoenzim veya tam enzim diyoruz arkadaşlar ya da bileşik enzim diyoruz. İşte bileşik enzimin yapısı bu şekildedir. Gelelim diğer sorumuza. Diyor ki enzimlerin çalışmasına etki eden faktörleri yazınız yazalım. Arkadaşlar nedir? Ben sözlü olarak söyleyeyim. Mesela enzimlerin çalışmasına sıcaklık etki eder. Bazı enzimler sadece belirli sıcaklıklarda çalışır. Mesela bizim vücudumuzdaki enzimlerin en iyi çalıştığı sıcaklık 37 derece. Çünkü bizim vücudumuzun sıcaklığının 37 derece olması gerekiyor. 37'nin üstüne çıktığı zaman yavaş yavaş enzimin yapısı bozulmaya başlıyor. Özellikle 40-41 gibi sıcaklıklara geldiği zaman enzimlerin yapısı bozuluyor arkadaşlar. O yüzden de çocuklarda mesela çok dikkat edilmesi gerekiyor. Havale gibi durumlar oluşabiliyor. Havale olduğunda çocukların enzimleri zarar görüyor. Mesela çeşitli rahatsızlıklar ortaya çıkabiliyor. İşte beyindeki enzimler zarar görmüşse vücudunda kalıcı hasarlara yol açabiliyor. Konuşma bozukluğu gibi, duyma bozukluğu gibi hastalıklara yol açabiliyor. Daha sonra su miktarı yine enzimlerin çalışmasını etkiler. Enzimin çalışabilmesi için en az ortamda %15 su bulunması gerekiyor. Daha sonra pH arkadaşlar yine enzimin çalışmasını etkiler. Mesela Enzimler farklı pH'larda çalışabiliyorlar. Mesela ağzımızda bulunan amilaz enzimi nötr ortamda çalışır. İşte midemizde bulunan pepsin enzimi asidik ortamda çalışır. Bağırsağımızda ince bağırsağımızda bulunan işte tripsin enzimi de Mesela pH 8 yani bazik ortamda çalışır. Dolayısıyla enzimlerin etki, e, çalışmasını etki eden faktörler bu şekilde. Bir de kimyasal maddeler vardır. Bazı kimyasal maddeler enzimin çalışmasını hızlandırıyor. Biz buna aktivatör madde diyoruz. Bazıları da arkadaşlar yavaşlatıyor ya da durduruyor. Buna da inhibitör. İnhibe etmek, durdurmak demektir. İnhibitör madde diyoruz. Enzimlerin çalışmasını etki eden faktörler bu şekildedir. Evet 8. soru diyor ki DNA'yı ve RNA'yı 5 maddede karşılaştırınız. Karşılaştıralım. Arkadaşlar şimdi şöyle isterseniz yazarak karşılaştırayım. Şöyle DNA diyelim. DNA şuraya da RNA diyelim. Bir kere isminden biz zaten ilk farklılığı anlarız. DNA'nın yapısında bulunan şeker deoksiriboz. RNA'nın yapısında bulunan şeker de riboz şekerdir. DNA'ya özgü olan baz timin bazı, RNA'ya özgü olan baz da nedir arkadaşlar? Urasil bazıdır. DNA çift zincirlidir. Çift zincirli. RNA tek zincirlidir. DNA'da hidrojen bağları bulunur. Hidrojen bağı. RNA'da arkadaşlar hidrojen bağı yok ama hangi RNA hariç? Taşıyıcı RNA hariç. Ama genel özellik olarak hidrojen bağı yoktur diyoruz. DNA kendisini eşleyebilir. Eşler. Ama RNA kendini eşleyemez, DNA tarafından sentezlenir. Yine DNA hem kalıtım e, molekülümüzdür arkadaşlar. Yani kalıtsal özelliklerimizi ileriki nesillere aktarır. Hem de protein sentezini yönetir. Ama RNA sadece protein sentezinde görevli olan bir moleküldür. Dolayısıyla e, özelliklerine baktığımız zaman bu şekilde karşılaştırmış olduk. Gelelim 9. sorumuza. Diyor ki: Granülsüz endoplazm kiretikulumun görevlerini yazınız. Şimdi size endoplazm kiretikulumu soracak olsa granülsüz olanını sorar. Çünkü granülsüzün e, görevi daha fazladır. Şimdi biz endoplazm kiretikulumu üzerinde ribozom bulundurup bulundurmamasına göre ikiye ayırıyoruz. Üzerinde ribozom varsa granüllü endoplazm kiretikulum diyoruz. Eğer üzerinde ribozom yoksa granülsüz endoplazm kiretikulum diyoruz. Peki bu granülsüz endoplazm retikulumun görevi nedir? Şudur. Arkadaşlar bir kere granüs endoplazmik retikulum kaslarda kalsiyumun depolanmasını sağlar. Yine karaciğerde e, glikozun glikojen şeklinde depolanmasını sağlar. Zehirli olan molekülleri zehirsiz hale getirir. Yine e, aynı şekilde e, toksik olan işte maddeleri, alkol, ilaç gibi maddelerin zehir etkisini götürüyor arkadaşlar. O yüzden de granüs endoplazmik retikulum oldukça önemli bir organeldir. Evet granülsüzün görevlerini de söylemiş olduk. Şimdi son sorumuza geliyoruz artık. Fosfolipitlerin yapısını anlatınız demişiz. Anlatalım. Şimdi fosfolipitlerin yapısına baktığımız zaman fosfolipitlerin yapısında bir tane gliserol molekülü bu gliserol molekülüne bağlı bir fosfat grubu vardır. Bir de arkadaşlar iki tane de yağ asidi vardır. Yağ asidi. Gliserol molekülüne bağlı olan bu yağ asitleri gliserolün ee, ya da fosfolipitin hidrofobik olmasını sağlıyor. Çünkü yağ asitlerinin yapısına, bakın yağ asitleri oluşurken yapısından su molekülleri çıkar. Buraya su molekülleri gelip girdiği zaman yağ asitleri buradan kopar ve fosfolipitin yapısı bozulur. Bu yüzden de yağ asitlerinin bulunduğu kısım hidrofobik kısımdır. Yani suyu sevmeyen kısımdır. Ama Gliserol ve fosfatın bulunduğu kısım hidrofilik kısımdır. Yani suyu seven kısımdır arkadaşlar. Dolayısıyla hidrofobik ve hidrofilik olarak ayırıyoruz. Peki fosfolipitin görevi ne? Hücre zarının yapısına katılmaktır. Hücre zarının yapısına katılırken de çift sıralı haliyle katılıyor. Şöyle katılıyor bakın. Şu şekilde yan yana geliyorlar halay çeken insanlar gibi düşünün bunları yan yana gelmişler. Daha sonra diğer tarafta da yine bir fosfolipit Zinciri var. Arkadaşlar bunlar bu şekilde suyu sevmeyen kısımlar yani yasitleri birbirine bakar. Böylece buraya su molekülleri giremezler. Suyu seven kısımlar ise hücre içine ve hücre dışına bakarak madde alışverişini sağlıyor. Hücre zarının yapısı zaten bu şekildedir. İçerisinde de hücre zarında ne vardır? Proteinler vardır ya yüzeysel proteinler vardır ya da bu şekilde gömülü olan iç proteinler vardır arkadaşlar. Bu şekilde hücre zarının yapısını oluşturuyorlar fosfolipitler. Evet böylece bitirmiş olduk. Dediğim gibi hücre zarından madde geçişlerine kadar ben hazırladım bu sınavı. Çünkü müfredatta programda o şekilde görünüyor Buraya kadar olarak görülüyor ama hocalarınız tabii ki Hücre zarından madde geçişlerinde dahil edebilir arkadaşlar. Dediğim gibi oraya da kendiniz çalışabilirsiniz. Ya da benim geçen seneden hazırladığım sınav var. Ee, bir yıl önceki sınavıma da bakabilirsiniz. İkinci dönem birinci yazılı sınavına bakın. Oradan hücre zarından madde geçişleri ile ilgili ben e, soru çözdüm. Hem test sorusu test değil de sanırım normal klasik soru olarak hazırlamış çözmüştüm. Hem de hücre zarından madde geçişlerinde anlattım. Oradan da çalışabilirsiniz. Ben açıklama kısmına da o videoyu ekleyeyim. Aramamış olursunuz direkt olarak. Oradan bağlanır, çözersiniz arkadaşlar. Evet, bu şekilde videomuzu bitirmiş oluyoruz. Umarım sınavınız çok çok güzel geçer. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.